Bugün oynanacak ilk mücadele öncesi Trabzonspor Kayserispor'u ağırlayacak yarı final ilk karşılaşmasında. Bu mücadele öncesi hemen canlı yayın noktalarımıza kameralarımızı çevirelim. Ekip arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Yunus Emre Sel Şenol Güneş Stadyumunda, Furkan Yıldız Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde. Biz önce hemen stada gidelim Yunus Emre Sel'den Şenol Güneş Stadyumunda. Hem Trabzon'daki atmosferi hem de karşılaşma öncesi gelişmeleri alalım. Yunus Emre Sel ilk olarak söz sende. Teşekkürler Ceyda, size ve muhabir arkadaşlarım, değerli konuklara Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Dün Trabzon'da gerçekten çok güzel bir hava vardı ama bugün itibariyle yine hava açık ama daha soğuk. Düne göre daha serin bir hava var. Maç saatine kadar da sıcaklığın biraz daha düşmesi bekleniyor ama tabii Trabzonspor taraftarları, ev sahibi taraftarların yine maça ilgisinin azımsanmayacak sayıda olduğunu söyleyelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir stadyumdan detaylar verirken ben de bazı detayları aktarayım. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ve Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapacak. VAR hakemi de Özgür Yankaya olacak bu karşılaşmada. Her iki takım da ligde son haftalarda istedikleri sonuçları almakta biraz sorun yaşıyor. Trabzonspor ligde oynadığı son 5 karşılaşmada bir galibiyet, bir mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Konuk ekip Kayserispor'da son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Ama iki takımın da tabii kupada yoluna devam etme arzusu oldukça yüksek. Kayserispor yarı finale çıkana kadar çok önemli rakipleri saf dışı bıraktı. Hopa Spor'la başladı macerası. Ardından Iğdır'ı elediler. Ardından Aksaray ama daha sonrasında Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı mağlup ederek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldular. Trabzonspor'da bugüne kadar, yarı finale kadar Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u mağlup etti. Her iki takım da sahaya ideale yakın kadrolarıyla çıkacak. Birazdan Furkan o kadrolarla ilgili detayları aktaracaktır ama ben şu bilgileri de vereyim. Özellikle Trabzonspor'un hedefi sezonu 3 kupayla tamamlamak. Hem Ziraat Türkiye Kupası, hem Süper Lig şampiyonluğu, hem de Süper Kupayı müzesine getirmek istiyor Trabzonspor. Kayserispor da ligde bulunduğu konum birçok takıma oranla daha rahat ama kupayı kazanarak yeniden bir başarı, kupayı kazanmayı müzesine getirme başarısını elde etmek istiyorlar. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda konuklarımızla değerlendireceğiz ama zevkli ve çekişmeli bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak akşam saatlerinde Ceyda. Evet, Yunus Emre Sel'e kolay gelsin diyelim ve şimdi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nden kameralarımızı Mehmet Ali Yılmaz tesislerine çevirelim. Furkan Yıldız, Trabzonspor'un kamp yaptığı noktada hem Bordo Mavililerden hem de Kayseri Sporcan'ın özellikle muhtemel 11'leri ve gelişmeleri bizimle paylaşacak. Sözü sana bırakalım Furkan. Ceyda teşekkürler. İyi yayınlar. Trabzonspor tesislerinin hemen önündeyiz. İki takımdan son notları, gelişmeleri aktaracağız. İlk olarak Trabzonspor'la başlayalım notları aktarmaya. Trabzonspor daha önce tarihinde 9 kez bu kupayı kazanma başarısı göstermişti ve hedef 10. kez bu başarıyı tekrarlayarak çifte kupa sevinci yaşamak istiyor Bordo Mavili ekip. Kadroya baktığımızda ise 3 eksiği var Trabzonspor'un bu akşamki. Karşılaşma öncesi Canini, Tronsen ve Hüseyin sakatlıkları sebebiyle bu akşam Kayserispor'a karşı forma giyemeyecekler. Peki nasıl bir muhtemel 11'i bekliyoruz? Kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. Savunma dörtlüsü ise Bruno Perez, Ahmet Can, Vitor Hugo ve Densfi şeklinde olacak. Orta alanda ise Siopis, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür'ü görmeyi bekliyoruz. Sağ tarafta Visca, sol tarafta Kuasi ve forvette ise Andreas Cornelius'un bu akşam Yukatel Kayserispor'a karşı sahada olmasını bekliyoruz. Konuk ekip Kayserispor ise dün akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelmişti. Onların ise kamp kadrosunda 2 eksik var konuk ekip. Kayserispor'un 2 eksikle Trabzon'a geldiğini belirtelim. Peki nasıl bir muhtemel 11'i bekliyoruz Kayserispor'da? Kalede Lung'un forma giyeceğini söyleyelim. Savunma dörtlüsünün ise Onur, Hüseyin'i, Mert ve Kara şeklinde olmasını bekliyoruz. Orta alanda ise Campagnaro, sağ tarafta Emrah, sol tarafta Mametyan, merkezde ise Bertolacci ve Attamı'yı göreceğiz. Forvet'te ise Gavranovic'in bu akşam Trabzonspor'a karşı sahada olmasını bekliyoruz. Eksiklerse Bernard Mensah'la beraber, sezonu kapatan Bernard Mensah'la beraber hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir Parmak da bu akşam Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Konuk ekip Kayserispor daha önce bu kupayı
2007-2008 sezonunda kazanmayı başarmış. Hedef bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak ve camiaya bir şampiyonluk, bir kupa sevinci yaşatmak istiyor Kayseri Spor takımı Sarı Kırmızı ekip. Bugün daha önce deplasmanda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup ederek buraya geldi Kayseri Spor takımı ve rövanş maçı öncesinde de bu akşam Trabzon'dan iyi bir skorla dönmeyi hedefliyor Sarı Kırmızılı takım. Saat 18.45 sularında biz Trabzonspor takımının buradan tesislerden ayrılmasını bekliyoruz. Tabii ki o anlarda yine Aspor ekranlarında canlı olarak ekranlara yansıyacak. İki takımdan da son gelişmeler şimdilik bu şekilde. Bir süre Trabzon'dan tekrar size bırakalım Ceyda. Evet, ekip arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. Bugünkü mücadele öncesi tüm detaylar Aspor ekranında olacak. Karşılaşmada saat 20.30'da Aspor ekranında ve Aspor Radyo'da yine sizinle buluşacak. Biz de büyük heyecan içerisindeyiz. Yarı final, artık finale doğru gidiyoruz. Yarı finalde iki karşılaşma bizleri bekliyor. Bugün Trabzonspor Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Yarın Aytemiz Alanya Spor, Demir Grup Sivas Spor'la finalin adı yavaş yavaş belli olacak. Yani Trabzonspor için de Kayseri Spor için de farklı anlamlar taşıyan bir mücadele olacak. Trabzonspor sezonu çifte, hatta üçte kupayla, üç kupayla birlikte kapatmak istiyor. Süper kupa. Geçmişinde bu başarıları var çünkü bunu tekrarlamak istiyor. Kayseri Spor'da o 2007-2008'di yanlış hatırlamıyorsam sezonu. Tonlay Kafkas'ta kupa almıştı. Evet, Gökhan Ünal'lar vesaire, Mehmet Opuzlar vardı. O sezonki başarısını tekrarlamak, Kayseri şehrine yeniden bir soluk, bir hava katmak istiyor ki çünkü uzun süredir Kayseri şehrinde bir başarı görülemedi. Çünkü o dönemlerde çok iyi alışılmıştı Kayseri Spor. Gönüllerde kupayı aldılar ama o gün. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş eleyerek yarı finale gelmek büyük iş bence. Tabii ki. Hikmet Karaman'ın çok esprili bir açıklaması da var Ceyda, biliyorsun. Yarı finalde Trabzon, finalde Brezilya gelsin diyor. Böyle fiksi böyle eşleşme olsa orada ben çok dikkat ettim. Aslında biraz kura şanssızlığı olmuş. Deplasman yani Kayseri'de de oynayabilirdi maçları. Biraz kura şansına rağmen bu zaman buraya kadar gelmeye büyük başarı gerçekten. Tabii ki, yani özellikle bu sezonki mevcut performans içerisinde bir anda bir ivmeyi yakalayıp da yukarı adım atmak Hikmet Hoca ile birlikte önemli işler yaptılar ama o son noktayı koymak tabii ki kupada her zaman en önemlisi. Kupayı kaldırmak, şehrine getirmek ki ben her zaman Anadolu takımları için kupanın öneminin sadece bir futbolcu için, teknik adam için, başkan için, yani kulüp içerisi için düşünmüyorum. O şehir. Şehire katılan hava olarak her zaman düşünmüşümdür. Akhisar Spor bunu yaşadığında belki de hayatında ilk kez bir Avrupa macerası gördü ve son kez gördü. Bir daha o başarılar görülür mü? Akhisar Spor taraftarları belki de 20 yıl sonra hep aynı günü hatırlayacak. Dolayısıyla bu şehirler için, şehir takımları için çok önemli. Onun dışında sahadaki performans itibariyle Trabzonspor son haftalarda iyi bir performans veremiyor. Özellikle hücum hattında ciddi problemler yaşıyor. Orada çok alışılagelmiş Trabzonspor bitiriciliğini göremiyoruz. Vakeme, Visca, Cornelius vesaire birçok denemeler yapıldı ama olmadı. Özellikle birkaç oyuncunun performans düşüklüğü vardı. Bunlar işte Vakeme, Bakasetas, sol bek zaten hani Trabzonspor'da çözülemedi bu sezon o problem. Ama bugünkü kadro itibariyle ben en doğru kadronun sahaya çıkacağını düşünüyorum. Az önce verilen muhtemel 11 çıkarsa. Çünkü orada Ahmetcan Tercih ile birlikte Dansville gibi bir oyuncuyu sol bek atıyorsunuz ki Dansville bu sezonki sol bek oynayanlar arasında o görevi en iyi icra eden isimdi. Onun dışında Siopis'in bu denklemde her zaman olması gerektiğini, Siopis'in o oynamadığı maçlarda biz görmüş olduk. Trabzonspor'un orta sahasının hareket kazandıran ve aynı zamanda rakibi bozan oyuncusu Siopis her zaman Trabzonspor'un denklemin içerisinde olması gerektiğini iki maçta gösterdi bize. Bir de yani her zaman Vakeme'ye bakamıyorsunuz, işte kaç haftadır ortada yok. Performans çok kötü. Sürekli ayağına baktınız ama bir yerden sonra bakılmaması gerektiğini hissettiriyor. Kuasi de zaten bugün neredeyse transfer edildi. Evet, şimdi orada bir Kuasi tercih gelecek. Bakalım Kuasi'nin ayağından ne çıkacak. Bu da önemli çünkü. Yani bir 90 dakika oynadığını görmek gerekiyor böyle yüksek perdeden olan maçlarda. Finale gideceksiniz çünkü bunun devamında. Cornelius'un da geçtiğimiz hafta ilk 45 dakika oynadı, ikinci yarı çıktı. Şimdi orada muhtemelen o da bir 11'de yerinin garanti olmadığını hissetmiştir. Canini tehlikesi var. Kalan haftalarda Cornelius aynı tempoda devam etmek istiyorsa onda bir performans yükseltme ihtiyacı olacak.